Merhaba arkadaşlar konumuz sayı kesir problemleri hemen ardından da yaş problemlerini işleyeceğiz. Sayı problemlerini kesir problemlerini hatta problemlerin genelini çözerken öncelikle problemi e, anlamamız gerekmekte arkadaşlar. Problemde istenenleri belirlememiz gerekiyor. Daha sonra da matematiksel ifadeyi çevirip e, denklemini çözmemiz gerekiyor olayın temelinde okuduğunu anlamı var aslında bakarsanız. Aşağıdaki ifadelerin matematik dilinde yazılışlarını inceleyelim. A şıkkında bir sayının 3 eksi demiş. Sayı eğer x ise 3 eksi x eksi 3 olacaktır. B şıkkında bir sayının 2 katının 5 fazlası diyor. Bir sayının 2 katının 5 fazlası. 2 x artı 5. C şıkkında bir sayının 5 fazlasının 2 katı. Bir sayının Beş fazlasının iki katı. Kimin iki katı sayının 5 fazlasının iki katı dediği için arkadaşlar paranteze almak zorundayız. Bakın kimin iki katı bir sayının 5 fazlasının iki katı. Üstteki ile farklı şeyler. Biri diğerinin 4 katından iki eksik olan sayı. Birinci sayı ikinci sayı şeklinde düşünelim. Biri diğerinin biri x ise eğer diğerinin 4 katından 2 eksikmiş. Şeklinde birinci sayıyı ve ikinci sayıyı ifade edebiliriz. Küşümlü örnek 2'deyiz. Toplamları 42 olan 3 sayıdan birincisi ikincisinden 2 iki eksik, üçüncüsünden 5 fazladır demiş. Bakın soruyu doğru okumamız gerekiyor burada yine. Şöyle birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı şeklinde yazalım. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı Burada birinci sayıya x diyelim. Toplamları 42 de onu da unutmayalım. Birincisi ikincisinden 2 iki eksikmiş. Demek ki ikinci sayı arkadaşlar x artı 2'dir. Bakın birinci sayı ikincinin 2 iki eksik oldu mu? Oldu. Üçüncüsünden 5 fazladır. O zaman üçüncü sayı ne olacak? Birinciden 5 eksik olacak. Birinci bu sayede üçüncüden 5 fazla olmuş oldu bakın x eksi 5 dedik 3. sayıya da. Bu sayıların en büyüğünü bulalım. Şimdi sayıların toplamı kaçtı arkadaşlar? 42 idi. O zaman birinci sayı artı, ikinci sayı artı, üçüncü sayı yapıyorum. Ve eşittir 42. Denklemimizi çözelim. x, 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 3x artı 2 eksi 5 eksi 3 eşittir 42. 3x eşittir 45, x eşittir 15 gelir. Bu sayıların en büyüğünü bulalım demişti. En büyüğü kim? En büyük olanı x artı 2 gördüğünüz gibi. x artı 2 17 gelir en büyük sayımız. Üçüncü örnekteyiz. Elif, Murat ve Can 280 TL'yi paylaşıyor. Ortada 280 TL varmış. Bu paylaşmada Elif Murat'tan 20 TL, Murat Can'dan 10 TL fazla alıyor. Buna göre Can'ın kaç TL aldığını bulalım. Şimdi verileri güzelce yazmaya çalışalım. Elif, Murat ve Can EMC dedim. Buradan e, Can'a Can'ın aldığı fiyata paraya x diyelim. Bu paylaşmada Elif Murattan 20 TL, Murat Can'dan 10 TL fazlamış. Bakın Murat Can'dan 10 TL fazla almış. Dolayısıyla bu Murat x artı 10 TL alacaktır. <laughs> Elif Murat'tan 20 TL fazla aldığından demek ki Elif 20 TL, bunun üzerine 20 ekleyelim, x artı 10 artı 20 olacaktır. Yani Elif'in aldığı para x artı 30 TL'dir. Bunların üçünün toplamı kaç TL olacaktı arkadaşlar? 280 TL olacaktı. Toplayalım, xxx, 3x artı 40 eşittir. 280 TL. 40'ı diğer tarafa atarsak X eşittir 240 TL. X eşittir 80 TL gelir. Şimdi bize, bize ne soruluyordu? Can'ın aldığı e, fiyatı soruyordu. Parayı soruyordu. E, X kaçtı arkadaşlar? 80. Zaten Can'a da X TL para vermiştik. Demek ki Can'ın aldığı tutar 80 TL'ymiş. Bir toplulukta erkeklerin sayısı kadınların sayısının iki katından 3 eksiktir demiş. Erkekler, kadınlar şöyle yazdık. Kadınlara x diyelim. Erkeklerin sayısı kadınların 2 katından 3 eksik demişti. Yani erkekler 2x eksi 3 kadar olacaktır. Devamında ne demiş? Bu topluluktan 4 evli çift ayrılırsa erkeklerin sayısı kadınların sayısının 3 katı oluyor. Şimdi 4 evli çift demek ki bu ne demektir? 4 tane erkek 4 tane kadının ayrılması demektir her cinsiyetten. O zaman buradan 4 eksiltiyoruz. Buradan da 4 eksiltiyoruz. Çünkü 4 eyle çift ayrılmıştı. Ne olacaktır? 2x eksi 7 erkek x eksi 4 kadın kalacaktır. Bu toplulukta. Ne demiş devamında? Son durumda erkeklerin sayısı kadınların sayısının 3 katı olmuş. Erkeklerin sayısı yani 2x eksi 7 kadınların sayısının 3 katı olmuş. Şuradan şöyle devam edelim. 2x eksi 7 eşittir. 3'ü içeriye dağıtırsam eğer. 3x eksi 12. At diğer tarafa x eşittir. 5 gelir. Biz neyi bulduk? X'i bulduk. Bize ne soruyordu? Başlangıçta topluluktaki kadın sayısı. Biz en başta zaten x demiştik kadın sayısına. Dolayısıyla x'i de bulmuş olduk. Bir havayolu şirketinde bir adet Tek yön bileti 160 TL. Bir adet gidiş dönüş bilet fiyatı ise 280 TL'dir. Tek yön 160, gidiş dönüş 280. Aşağıdaki tabloda Nisan ile Yağmur'un bu havayolu şirketinden aldığı biletlerin sayısı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Nisan'ın aldığı kısım Yağmur'un aldığı biletlerin sayısı. Yağmur'un biletler için ödediği miktar Nisan'ın ödediği ücretten 1200 TL fazla olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Toplam Nisan'ın aldığı bilet sayısı kaçmış? 11'miş. E, o zaman buraya 11'den x artı 1 yani tek yön bilet sayısını çıkartırsak geriye 10 x kalır. Demek ki Nisan'ın aldığı gidiş dönüş bilet sayısı 10 eksi x tanedir. Yağmur'un tek yön bilet sayısı bakın kutucuğu boş. Onu da bulalım. E, 14 tane toplam bilet almış. X tanesi gidiş dönüş bilet sayısı. Demek ki 14 eksi X tanesi de nedir arkadaşlar? Tek yön bilet sayısıdır. Şimdi ödedikleri ücretlere bakalım. Birazcık denklem uzunca olacaktır. Ödedikleri ücretlere bir bakalım şimdi. E, 160 TL'li tek yön bileti. Nisan'ın ödediği. Tek yön bileti tutarı. Şimdi Nisan ne kadar tek yön bileti almıştı? Ne, kaç tane? X artı bir tane. Bunların her biri 160 TL'ymiş bakın. Artı şu an Nisan'ın e, toplam ödediği miktarı buluyorum. Git gellerde yani gidiş dönüş bile sayısı 10 taneydi. E, gidiş dönüşlerin fiyatı da 280'di. Bu Nisan'ın ödediği para. Daha sonra bir de yağmurun ödediği paraya bakalım. Yağmur ne kadar ödüyor? 14 eksi x tane tek yön var. Her biri 160 TL artı x tane de giriş dönüş bileti var. Yani 280 x olacaktır. Şimdi ne demişti bize? Yağmurun biletleri için ödediği miktar Nisan'ın ödediği yağmurun biletleri sağ taraftan Nisan'ın ödediğinin Ücretten 1200 TL daha fazlaymış. Artı 1200 dedim. Onun içinde. Şimdi gerekli işlemlerimizi yapalım. 160'ı içeri dağıtalım. 280'i dağıtalım. 160'ı dağıtalım. Buradan da x eşittir. 8 gelecektir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sayı problemleri iki kısmındayız. Çözümlü örnek 6. Bir torbadaki cevizler 6 kişiye eşit olarak paylaştırılıyor. Eğer 4 kişiye eşit olarak paylaştırılsaydı kişi başına 2 ceviz daha fazla düşecekti. Bu torbadaki ceviz sayısını bulalım. Ceviz sayısını arkadaşlar x tane olsun diyorum. Bu torbadaki ceviz sayısı. Eğer ki ilk durumda 6 kişi eşit olarak paylaştırılırsa ne olacaktır arkadaşlar? Kişi başı x bölü 6 tane ceviz düşecektir. Bu 6 kişiye paylaştırılırsa. 4 kişiye paylaştırılırsa x bölü 4 tane olacaktır kişi başı. Ne demiş devamında? Kişi başı 2 ceviz daha fazla düşecekti diyor. Yani son durumda ilk durumdakinden 2 fazlaymış. Buradan paydaları eşitleyelim. 12'de eşitlenirler. 3 ile 2 ile x bölü 12 eşittir 2. x eşittir 24 gelecektir. Zaten ceviz miktarına x demiştik. Cevabımız 24 oldu. Sıradaki sorudayız. Bir merdivenin basamaklarına ikişer, ikişer çıkıp üçer üçer inen bir kişinin çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 10 fazladır. Buna göre merdivenin basamak sayısını bulalım demiş. Arkadaşlar ikişer ikişer üçer üçer e, adım atması yani daha doğrusu 2'ye e, ve 3'e kolay bölünsün diye ben merdiven sayısına 6 istemek istiyorum. Şimdi çıkarken de kaçar kaçar çıkmış. İkişer ikişer çıkmış. İkişer ikişer çıktığı için 6x bölü 2'den 3x tane adım atacaktır. Peki inerken kaçar kaçar inmişti? Üçer üçer inmişti. Ne olacaktır? 6x bölü 3'ten 2x adım atacaktır arkadaşlar. Bu yani Çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 10 daha fazlaymış. Yani 3x eksi 2x eşittir 10. Buradan x eşittir 10 bulunur. Bize merdivenin basamak sayısını sormuştu. Biz merdivene kaç basamaklı demiştik? 6x basamaklı demiştik. 6x 60 yapacaktır. Örnek 8'deyiz. 20 soruluk bir yarışmada her doğru cevap için yarışmacıya 8 puan veriliyor. Her yanlış cevap için yarışmacıdan 5 puan geri alınıyor. Soruların tümüne cevap veren Nil bu yarışmadan 82 puan aldığına göre kaç soruyu yanlış cevaplamıştır diyor. Şimdi 20 soru var dedik. Bunlardan ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilmiyoruz. Doğru yanlış diyelim. Soruların tümüne cevap verdiği için boşta soru yok. Boş bıraktığı soru yok. Yanlış yaptığı soruları sorduğu için yanlış soruların sayısına x dedim. Doğru sayı soruları da 20-x tane olacaktır. Buradan denklemimizi kuralım şimdi. Doğru cevaplarda ne kadar alıyordu? 8 puan. Kaç tane doğru var arkadaşlar? 20-x tane. O zaman 20-x çarpı 8 puan. Artı her yanlış cevap için 5 puan geri alınıyor. Yani eksi 5 de diyebilirsiniz. Çarpı yanlış cevap sayısı da x taneydi. Eşittir. Burada toplamda 82 puan almış oluyor. Şimdi arkadaşlar denklemimizi çözelim. 160 8 x 5 x eşittir. 82. 82 diğer tarafa attım. 78 eşittir. 13. 13 x. Her iki tarafı 13'e bölersek eğer x eşittir 6 gelecektir. Bize neyi soruyordu? Yanlış yaptığı. Yanlış yaptığı sorulara biz zaten ne demiştik? x demiştik. Demek ki cevabımız 6. Doğruyu sorsaydı 20 6 14 tane de doğrusu var diyecektik. Sıradaki sorumuz 9. Kırtasiyeciden, kırtasiyeciden 2 silgi, 4 kalem ve 3 Defter alan bir kimse toplam 82 TL ödemiştir. Kalemin fiyatı bir silginin fiyatının 5 katıymış. O zaman e, silgiye x dersek kalem ne olur arkadaşlar? 5 katıymış. 5x olacaktır. Defterin fiyatı kalemin fiyatının 4 katıymış. Defterin fiyatı kalemin fiyatının 4 katı. O zaman Defter 5x'in 4 katı olacak. 20x olacakmış. Şimdi yukarıdaki bilgilerden yerine yazalım. Silgi x TL'ydi. 2 tane silgi aldı. 2x artı. 4 kalem aldı. 4 tane kalemin bir tanesinin fiyatı 5x'ti. Artı. 3 tane defter almış. 3 çarpı 20x. Buradan kaç gelir arkadaşlar? 2x. 20x. 60x. 62x pardon 82x eşittir 82. X kaç geldi burada arkadaşlar? X1 geldi. Bana ne soruyordu? Bir silginin fiyatını soruyordu. Bir silgiye biz ne demiştik? X demiştik. Zaten X'i bulduk. Bir silgi 1 TL'ymiş. 10. sorudayız. Bir otomotiv fabrikasında üretilen araç çeşitleri aşağıdaki şemada gösterilmiştir. 100 araç üretiliyormuş. Binek ve ticari araç olmak üzere ikiye ayrılıyormuş. Binek araçlar da kendi içinde 3 ayrılıyormuş. Dizel araçlar, benzinli binek araçlar ve elektrikli binek araçlar. Ticariler de kendi aralarında ikiye ayrılmışlar. Dizel ticariler, benzinli ticariler şeklinde 5 çeşit aslında model çıkmış. Bu fabrikada bir günde toplam 100 adet üretilmektedir. Binek araçların 18 adedi dizel yazıyor zaten. 6 tanesi de elektriklidir. Bu fabrikada bir günde üretilen toplam benzinli araç sayısı toplam dizel araç sayısının 2 katından 8 eksik olduğuna göre diyor. Şimdi 6 tanesi elektrikli zaten. 100'den 6'yı çıkarttım 94 tane. Nedir arkadaşlar? Dizel ya da benzinli araçlardır. Dizel ya da benzinli. Son cümle ne diyor bakın? Toplam benzinli araç sayısı toplam dizel araç sayısının 2 katından 8 eksiktir. Dizel benzinli yazalım. Benzinli araç sayısı dizel sayısının 2 katından 8 eksiktir. Dizel sayısına x dedim. Benzinli sayısı da 2x-8 olmuş oldu. Bunun ikisinin toplamı yani 3x-8 ne olmak zorundadır? 94. Çünkü 6 tanesi elektrikli. 3x eşittir. 100. 2x eşittir 34. 34 tane ne var arkadaşlar? E, dizel aracımız var. Dizel araçların 18 tanesi binek tipi. Yani 34-18. Geriye ne kalır? 16 tane ticari dizel araç kalacaktır. Bakın bu tarz sorular ÖSYM tarafından sevilen sorulardır. Bunun gibi sorular gelir karşımıza. ÖSYM'de. Sayı problemlerini bitirdik. Şimdi kesir problemlerini işleyelim arkadaşlar. Herhangi bir x sayısının yarısı derse x çarpı 1 bölü 2 yani x bölü 2'dir. x sayısının 2 bölü 3'ü derse x'i 2 bölü 3 ile çarparsınız. 5'te 2'sinin 1 bölü 3'ü derse sayıyı sırayla bunlarla çarparsanız x çarpı 2 bölü 5 çarpı 1 bölü 3 eşittir. 2x bölü 15 şeklinde ifade edilebilir arkadaşlar. Hangi sayının 3 fazlasının yarısı da aynı sayının 2 bölü 3'üne eşittir diyor. Hangi sayının x 3 fazlasının artı 3 yarısı aynı sayının x'in 2 bölü 3'üne eşittir demiş. Bu kadar arkadaşlar. İçler dışar çarpımı yapalım. 3x artı 9 eşittir. 4x gelir. x eşittir. 9 gelir. Yani cevabımız kaçmış? 9'muş. Problemde Birden fazla kesirli ifade varsa sorudaki tüm kesirli ifadelerdeki paydaların oki alınır ve bilinmeyene okin katı değer verilir Arkadaşlar bu olmazsa olmazımız değil tabi ama e, işimizi çok kolaylaştıran bir bilgi bu yani kesirli ifadelerle uğraşmaktansa paydaların ok alıp ifadenin tamamına bu o Okeki verebilirsiniz örnek 2. Mehmet Bey maaşının 3 bölü 4'ünü ev kirasına, 1 bölü 6'sını mutfak masraflarına ayırıyor. Geriye 200 TL kaldığına göre Mehmet'in maaşı kaç TL'dir demiş. Şimdi 6 ve 4'ün ok 2'ni alırsak işte 12 ya da 12'nin katları da olur fark etmez. İfadenin tamamına yani mesela burada ifade ne maaş. 24 x ya da 12 x diyebilirsiniz maaşın tamamını arkadaşlar. Şimdi hesaplayalım. 12x'in 3 bölü 4'ünü kiraya harcamış. Kira. 12x'in 3 bölü 4'ü. Sadeleştirdik. 9x'ini kiraya verdiğini anladık. Bir de 1 bölü 6'sı mutfak masraflarına harcamış. 12x'in 1 bölü 6'sı 2x yapar. Şimdi toplam harcaması ne kadar? 11x TL. E Ne kadar kaldı arkadaşlar? 12x'ten 11x'i çıkarttım, x kaldı. İşte kalan 200 TL'ymiş. Yani x 200 olacaktır. Bana Mehmet Bey'in maaşını sormuştu. E biz maaşa ne demiştik? 12x demiştik. Dolayısıyla 12 çarpı 200'den 2400 TL maaşı varmış Mehmet Bey'in. Çözümde örnek 3. Bir öğrenci bir testteki soruların önce 1 bölü 5'ini sonra kalan soruların 1 bölü 4'ünü cevaplamıştır. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Toplamda 24 soru cevapladığına göre demiş bir de. Paydaların o alalım arkadaşlar. 20 Ya da paydaları da çarpabilirsiniz. İfadenin tamamına bunu söyleyeceğiz. O zaman testteki soru miktarına ne diyelim? 5 kere 4'ten dolayı 20x diyelim. Önce 1 bölü 5'ini çözmüş. 20x'in 1 bölü 5'i 4x bir çözdü. Sonra kalan soruların demiş. Bakın ne kadar kaldı 4x'ini çözdüysek. 16x'ini 16x'i kaldı. 4x'i çözüldü çünkü. 20'den 4 çıkarttım. 16x'in de 1 bölü 4'ünü daha çözmüş. Yani 4x daha çözmüş. Bu öğrenci toplam 24 soru cevapladığına göre diyor. E 4x bir çözmüştü. 4x bir daha çözdü. Toplam toplam 8x çözüldü. 8x 24'müş. Buradan sadeleştirirsek x kaç gelir? 3 gelir. Bize ne soruyordu? Bu testteki soru sayısına. Soru sayısına biz 20x demiştik. x de 3 bulduk. Kaç yapar? 60 soru varmış bu testte. 3 bölü 7'si boş olan bir su deposundaki suyun 1 bölü 4'ü kullanılınca bu deponun tamamını doldurmak için 28 litre su gerekmektedir. Şimdi arkadaşlar depoya paydasından dolayı 7x diyelim. Deponun tamamı 7x litre su alsın. Depodaki suyun 1 bölü 4'ü bu arada 3 bölü 7'si de boşmuş. Demek ki 7x'in 3 bölü 7'si 3x'i boş. 4x dolu. Dolu kısımdan 1 bölü 4'ünü kullanacakmış. 4x çarp 1 bölü 4 x kullanılacak. Bu da bunun tamamını doldurmak için 28 litre su gerekmektedir diyor. Şimdi kullanılınca zaten 4x vardı. x kullanıldı. 3x kaldı. Ne kadar boş? Tamamı 7x'ti. Şu anda 4x boş kaldı arkadaşlar. Bu boş kısmı doldurmak için 28 litre su gerekmekteymiş. Yani 4x 28'e eşitmiş. Demek ki x 7'dir. Su deposu kaç litre su almaktadır diyor. Depo ne demiştik depoya? 7x demiştik. x'de 7 bulduk. 7 çarpı 7'den 49 litre su almaktadır bu depo. Bir sınıftaki öğrencilerin 3'te biri erkektir. Şimdi sınıf 3x olsun. O zaman şöyle kızlar erkekler 3'te biri erkekmiş. X tane erkek var. Demek ki 2x tane de kız olacaktır. Sınıftan 4 erkek, 3 kız ayrılsın. 4 erkek ayrıldı. X 4 kaldı. 3 kız ayrılsın. 2x eksi 3 kız kaldı. Kızların sayısının ayrıldığında kızların sayısı yani 2x eksi 3 erkeklerin sayısının 3 katı olmuştur. Denklemimizi çözelim. 3'ü içeri dağıtıyoruz. 3x eksi 12 x eşittir 9 geliyor. Başlangıçta sınıftaki kızların sayısını bulalım demiş. Başlangıçta sınıfta ne kadar kız vardı? 18 yani daha doğrusu 2x tane kız vardı. X'i de biz 9 e, bulduk. Demek ki 18 tane başlangıçta kız varmış. Şimdi yaş problemlerindeyiz arkadaşlar. Yaş problemlerini işleyeceğiz. Yaş problemlerinde dikkat etmemiz gereken şeyleri bir bahsedelim. Yaşı x olan bir kişinin t yol sonraki yaşı ne olacaktır? E, t artacaktır. x artı t olur t yıl önceki yaşı ne olacaktır? x eksi t olacaktır tabii ki. İki kişi arasındaki yaş farkı değişmez. Mesela işte kardeşlerden bahsedelim. İki kardeşin arasındaki yaş farkı 3 ise seneye de 3'tür. Sonraki sene de 3'tür. 5 sene sonra da 3'tür. Yaş farkı değişmeyecektir. Birden fazla kişiden bahsediyorsak soruların içerisinde örneğin. Herkese o belli yıl geçtikten sonra herkesin yaşının o yıl kadar, geçen yıl kadar artacağını unutmamamız gerekiyor. Yani kişilerden bir tanesinin yaşını arttırırken diğer kişilerin yaşlarını da arttırmayı unutmamamız gerekiyor. Çözümde örnek 1. Yaşları 3'ten büyük olan 5 kişinin bugünkü yaşlarının toplamı 70 olduğuna göre. 3 yıl önceki yaşlarının toplamını bulalım demiş. Kaç kişi var? 5 kişi var arkadaşlar. Ve 3 yıl önceki yaşlarının toplamını soruyor. Şu anki yaşları toplamı 70. 3 yıl önceki yaşları toplamını derken neyi kastediyor? E, burada 5 kişi var. Her birinin 3 eksik olmasını düşüneceğiz yaşının. Birinci kişi 3 eksik, ikinci kişi 3 üç eksik, üçüncü, dördüncü, beşinci kişi de 3 eksik. O zaman toplam ne kadar eksik olacak? 3 çarpı 5. 70'den 3 çarpı 5 çıkartıyoruz. 15 55 kalır. Sorudan neden 3'ten büyük demiş. E çünkü 3 yıl önce 3 yıl geriye gittiğimiz zaman 3'ten küçük olan bir kişinin yaşı olmayacaktır. İkinci soruya geçtik. Bir annenin bugünkü yaşı kızının yaşının 5 katıdır. Anne, kızı, kızı x yaşında olsun, anne 5x yaşında olsun. 2 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 4 katı olacağına göre. 2 yıl sonra annenin yaşı 2 artar. Kızının yaşı da 2 artacaktır. Yani herkes 2 yaş yaşlanmış oluyor. Bu durumda annenin yaşı yani 5x artı 2 kızının yaşının 4 katıymış. Dağıtırsak 4 içeri. 4x artı 8 x eşittir 6 gelir. Bize annenin bugünkü yaşını soruyordu. Anne bugün kaç yaşındaydı? 5x yaşındaydı. 5x yaşındaydı. X'i de bulduk. Yerine yazarsak annenin 30 yaşında olduğunu buluruz. 3. örnekteyiz. 27 yaşındaki bir babanın her biri 4 yaşından büyük iki çocuğunun yaşları toplamı 12'dir. 2 çocuk toplamı dedik. Bu da 12'ymiş. Şu anki durumdan bahsediyoruz. Kaç yıl önce babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 4 katı idi? Kaç, yaşı, kaç yıl önce diyelim? x yıl önce diyelim. x yıl önce babanın yaşı 27 x'tir. x yıl önce x yıl önce Çocukların yaşları toplamı kaçtır? Bakın burası çok önemli. Burada çok hata yapılabiliyor. Birin, şu an iki tane çocuktan bahsediyoruz. Çocuğun biri x yıl önce x yaş küçüktür. Diğeri de x yaş küçüktür. Toplamda yaşları toplamı 2x küçüktür arkadaşlar. Yani babanın yaşı x iken çocukların iki çocuğun yaşları toplamı 12x'i 2x olacaktır. Bu durumda çocukların yaşları toplamının 4 katı oluyormuş. Yani 27 eksi x eşittir 4 çarpı 12 eksi 2 x. Dağıtalım 48 8 x 27 eksi x'e 7 x eşittir 48 eksi 27 21'e eşit. Buradan da x eşittir 3 gelir. Bana ne soruyordu? Kaç yıl önce diyordu? X yıl önce. Bir annenin bugünkü yaşı kızının yaşının altı katıdır. Annenin yaşı kızının yaşının altı katıdır. Kızına x dedik. Annesine de 6x dedik. Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde. Bakın annenin bugünkü yaşı kaç? 6x. Kızı 6x yaşına geldiğinde kaç yıl geçmiş oluyor aradan? 6x'ten x'i çıkartırsak 5x yıl geçer. Tabi bu esnada anne de 5x yıl yaşlanacaktır. Annenin yaşı ne olacaktır? 6x'in üzerine 5x ekledik. 11x olacaktır. İkisinin yaşları toplamı şu durumda son durumda 85'miş. 11x artı 6x eşittir 85. 17x eşittir 85. Buradan da x kaç gelir? 85 ile 17'yi sadeleştirdiğimizde 5 oldu. Annenin bugünkü yaşını soruyordu. Annenin bugünkü yaşına biz ne demiştik? 6x demiştik. 5'i yerine yerleştirirsek 30 geldi. Büşra ile Sunan'ın bugünkü yaşları toplamı 55'tir. Büşra kendisinden daha yaşlı olan Şura'nın yaşına geldiğinde yaşları toplamı 65 olacaktır diyor. Şöyle yazalım. Büşra Şura en son bize Şura'nın yaşını sorduğu için şuraya x diyelim. Yaşları toplamı şu an 55'ti. Demek ki Büşra'nın yaşına 55 x kalır arkadaşlar. Büşra kendisinden daha yaşlı olan Şura'nın yaşına geldiğinde yani Büşra'nın yaşı 55 x, Şura'nın yaşı x. Büşra 55 x'ten x'e ulaşacak yaşı. Kaç yıl geçmiş oluyor? Müşra'nın yaşının toplamı 65 olacaktır. Tabi buradan buraya kaç yıl geçtiyse yaş farkı değişmeyecektir. Aynı yıl burada da geçecektir arkadaşlar. Ya da şurada da bakabilirsiniz. 55 eksi x'ten x çıkarttığımızda da düşünülebilir. Son durumda bu arada yaşları toplamı kaç oluyor? Orada 65. Buna 65 eksi x diyeyim. Yaşları farkı değişmez demiştik. Şuradaki yaş farkı miktarı ile buradaki yaş farkı miktarı eşit olmak zorundadır. E o zaman 55 eksi x'ten x'i çıkartalım. Yaş farkı hatta öyle yapmayalım. Şura daha büyüktü. x eksi 55 eksi x buradaki yaş farkı birinci yaş farkı. İkinci yaş farkı 65 eksi x eksi x. E bunlar değişmeyeceği için yaşları farkı değişmeyeceği için eşitledik. Buradan da eksi içeri dağıtırsak 2x eksi 55 65 eksi 2x 4x eşittir 120 x eşittir 30 olur. Şu Şuranın yaşını zaten x demiştik. X'i de 30 bulmuş olduk. Görkem ile Hüseyin'in bugünkü yaşlarının toplamı 45'tir. O zaman en sonunda Görkem'i soruyor bize. Görkem. Hüseyin. Görkem'in yaşına x dedik. Hüseyin'in yaşı ne olacaktır? 45 eksi x olacaktır. Şimdi demiş ki Görkem doğduğu yıldan 3 yıl sonra doğsaydı. Ne olurdu? 3 yıl sonra doğmuş olsaydı bir kişi yaşı 3 yaş daha küçük olurdu. Yani yaşı x değil de x eksi 3 olurdu. Görken, Hüseyin doğduğu yıldan 2 yıl önce doğmuş olsaydı bu defa da yaşı ne olacaktı? 2 yaş daha büyük olacaktı. Örneğin 2000 yılında doğan çocuk mu daha büyüktür? 1998'de doğan çocuk mu daha büyüktür? 2 yıl önce doğduğu için daha büyük olacaktır. 45 eksi x artı 2 olacaktı. Yani 2 yaş daha büyük olacaktı. Bu durumda işte yaşları eşit olacaktı diyor soru. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapıyorum. 2x eşittir 50, x eşittir 25 gelir. Görkem, Görkem'in bugünkü yaşını soruyordu. Görkem'in bugünkü yaşına zaten x dedik. x de 25 bulduk. Yaş problemlerimiz de arkadaşlar böylelikle bitmiş oldu.